bir gün dileriz. Size de iyi günler. Evet. Nasılsınız? Yukarıdan açtı, geri geldi falan, tekrar yukarı gitti. 1500'lerde dolanıyor. Aynen öyle. Artı 1500. Bir ara 1100'lere doğru geldi, artı 1100 galiba. Hı hı. Klasik boşlukta açtı. Şimdi boşluğu kapatmaya mı gidiyor 108.000 civarında? Muhtemelen oraya doğru gidebilir. Önce hangi boşluğu kapatırsa diyorsunuz artık. Yani her yerimiz boşluk oldu. Açtı. Geçmişten kalan düşüşte oluşan bir boşluk var. 108.000'de oradan aşağılara doğru çakılmıştık. Şimdi oraya doğru tırmanmaya çalışıyor. Bankalara biraz gayret gelirse orası kapanabilir. Zaten şimdi garantide bir işler dönüyor göründüğü kadarıyla. Bir kıpırdanma yani var. Evet, bir kıpraşma var oralarda. Bilmiyorum ne oluyor. Akbank'ta bir 6 kuruş yukarıda falan. Endeksi tutuyor tabii ki. Yani biraz yani oraya 6 kuruş da hocam biliyorsunuz maksimum 3 kuruş gittiği için bankalar gün içerisinde 6 kuruşa wow der olduk artık değil mi yani? Tabii yani bayağı olağanüstü bir başarı. Tabii. Yani başarılı bir hareket gibi görünüyor bir anda. Biz bunun zamanında günde 40 kuruş, 35 kuruş, 50 kuruş gittiğini de gördük o. Tabii. Artı 3000, 3500, 4000 puanlık günlerde. Bankalarda biraz ağırlık var. Diğer taraflarda şöyle böyle. İşte böyle bir sallan yuvarlan gidiyoruz. Yani koyarsın 102.000'e stopunu. Vagonda kalırsın. Yukarıya doğru yavaş yavaş tırmanıyoruz. Yani seansın sonunda tekrar satış gelip ekside veya sıfırda kapatmazsak o zaman bir sonraki gün içinde olumlu bakabiliriz işte. Hı hı. Göründüğü kadarıyla dolar bazında da bakmak lazım. Gerçi dolarda pek fazla bir aşağı yönde biraz hareketlenme oldu ama 6.75'lerden falan şimdi bir ufak bir durulma yaşanıyor. Hocam yani 7.25 dolar bazında bakalım ama yabancı da gidiyor artık. Galiba bu gidişle dolar bazında bakmayacağız. Hani endeksin %80'i artık yerliye ulaştığındaki %50'ye indi takaslar yabancıda. Artık tamamen evet. TL bazında bakacağız. Bizim hayal olacak yani o dolar bazlı borsa. Ne dersiniz? O zaman o grafikleri siler atarız. O zaman TL'de bakarız ama o zaman zaten yani bilmiyorum büyük kağıtlarda durum ne olur ne biter. Orada satıp giderse o zaman biz bize kalırız. Diğer hı hı. kağıtlara bakarız. Ama Türkiye'nin daha yani bir anda overnight yani bir gecede sanayisini falan bırakıp başka bir şeye alana geçmesi o kadar kolay değil. Yani hala insanların işe gidip işte demir çelik sektörü, efendim konutlar başka bir iş. Onun dışında işte üretim, tarımdı, şuydu buydu. Hı hı. Yani beyaz eşyaydı. Yani bütün bunlar hala çalışacak. Yoksa başka türlü o insanları nerede çalıştıracağız? Doğru. Yani mecburen buralarda bir süre daha Türkiye üretimde keşke üretse. Ama diğer yandan da bence sağlık sektörü ve yüksek teknolojiye de girmekte yarar var. Kesinlikle. Hep silah altını çizdiniz. Silah sanayi kardeşim. Yani silah sanayi dediğiniz yer bütün dünyanın en büyük devletlerine devasa para getiren bir sektör. Ha diyeceksin ki yani ulvi olarak bakarsan canım insanları öldüren aletler satıyoruz, para kazanıyoruz. Bu parayı nasıl yeriz? Vallahi sen üretirsin, tetiğe kim basıyorsa dert onundur yani. Tetiğe basan sen değilsin. Aleti edevatı sen yapmazsan kendini müdafaa için de bunlara ihtiyacın var. Endekse bakarsak kısa vadeli bir grafik. 106.291 tepesi vardı. Şimdi orası da geçildi. Yukarıya doğru tırmanıyoruz. Tabii saatlik grafik olduğu için buradaki kırmızı 20 saatlik 50 saatlikte yeşil noktalı olarak görünüyor. Soruyorlar ortalamalar neyle çiziliyor falan diye. Ben saatleri değiştirmiyorum. Yani grafiklerde ortalamaların zaman birimini değiştirmiyorum hiç. 20-50 kullanıyorum. Kısa vadeli iş yapacaksanız o zaman zamanı değiştireceksiniz. Yani günlük grafikten saatliğe, saatlikten 15'e dakikalığa istiyorsan, çok istiyorsan bir dakikalığa in.
ne görürsün bir dakikalıkta bilmem ama kafan bir yukarı bir aşağı gider gelir böyle. Ama çok da kısa bir şeye yaramaz. Saatlik veya 15 dakikalık çok kısa iş yapıyorsanız olabilir. Yani burada bakıldığı zaman traderlar açısından kırmızı 20 saatlik üstel, yeşil de 50 saatlik üstel. Bunu günlüğe çevirirsen grafiği, kırmızı 20 günlük olacak, yeşil 50 günlük olacak üstel hareketli ortalama. Kimisi basit takip ediyor. Yani herkesin kendine göre bir yoğurt yiyiş stili var her yiğidin. Onun için isteyen basit takip edebilir. Hı hı. Yani bu bundan üstündür, şu şundan üstündür gibi bir iddiada kolay kolay kimse yapamaz. Zaten kristal, o küre, yani işte ne dedik, ölümsüzlüğü arıyorlar ya göğe, o kürede filan, yani kutsal kase gibi. Burada da kutsal kase yok. Yok. Yani yardımcı göstergeler, indikatörler var. Birazı da onlarla beraber daha ziyade tecrübe de var. Geçmişte yediğin tokatların suratında bıraktığı izler var. Aa, ben bunu görmüştüm, bunun sonu çok iyi bitmez dediğin zamanlar var. Onları hatırlayacaksın. Paldır küldür her şeyin peşinden koşarsan bir atlarsın, iki atlarsın, üçüncüyü de atlarsın, dördüncü de yakalanırsın çekirge. Dörtünüze yakalandığın zaman zaten genelde ilk üç tane de kazandığın para gidiyor, bir de cepten gidiyor. Dikkat etmek lazım. Bu işler böyle. Evet, geçelim bakalım. Geçelim hocam. Sırada altın var. Altını konuşalım. Sonra gümüşü konuşacağız. Hareket aslında gümüşte yaşandı. Biz demiştik. Siz söylemiştiniz. Yani 17, yani 15-64'ten beri yukarı yönde biz demiştik. 19'a kadar yolu var. Dert 19 civarında. Hı hı. Burada da altın 1765'lerden satış yedi. Aşağıya doğru inen bir trend çizgisi var. Akım aşağı yöndeydi bir süre. Gerçi 2 saatlik grafik bu ama traderlar için iyi para getiren grafik. 1765, 1754, 1740 ve bunları birleştiren o çizgi son günlerde yukarı yönde geçildi. Geçilir geçilmez ilk hedef olarak 1740-26'yı denedi. Orada 1740-67'de, şimdi 1733'lerde, destek 1725'te ama onun altında 1711 var. Normal şartlarda iç içe geçen çanaklar şeklinde, yani giderek büyüyen matruşka çanakları şeklinde, burası 1740'ın üzerinde 1754, sonra da 1765 tepesini yoklayabilir. Aşağı tarafta şöyle baktığımız zaman 1740-1693 orada bir çanak oluştu. 1725'in altına kırmazsa bu çanağın yukarı yöndeki katlaması yaklaşık 47 dolar eder. Hı hı. 1740'ın üzerine 47 doları koyduğunuz zaman 1787-1790, yani malum 1800 dolarlık o tepelerin olduğu, beklenen 3 tane seviye, tepenin olduğu 2011 senesindeki büyük tepeye giderken, oradan düşüş sonrası 1923'lerden bir düşmüştü. Sonra 3 defa denedi yukarıya çıkmayı. 1800'lerde direnç güçlü. Ama oraya doğru hedefleyebilir kendisini. Durum bu şekilde. Aşağı yönde 1711 kırılırsa, aşağı yönde, o zaman 1693 falan tutmaz. Yani o 1680'lere, 1660'lara doğru o zaman sarkar ya. Çünkü 1693'ün tuttuğu, düşüşü durdurduğu yer 1711. 1693'e gelmeden 1711'de tuttu alıcılar düşüşü. Ama bundan sonra 1711 kırılırsa 1693 çok yakın orada durmayabilir. Bence yukarı doğru tırmanış devam ediyor. Ana trend yukarıya doğru. Geçelim. Şimdi o zaman gümüşe bakalım hocam. Sizin dediğiniz gibi 18 doların üzerine attı kendini. Önemli olan bundan sonrası.
Şimdi bakarsak 16.80, 17.60 yaklaşık yatay bir alanda. Gitti geldi, gitti geldi. Sonra 17.64, 17.60 seviyesi kırıldığı anda bunun teknik olarak yukarı yönde 10 kuruş aşağıdan, 20 kuruş aşağıdan, 60 kuruş da yukarıdan 80 kuruş. Yani 80 senti yukarı yönde koyduğun zaman 17.60, 80 daha 18.40. Hedef 18.40 gibi gözükür. Yani 18.21'lere kadar geldi ama asgari 18.40'a doğru gidebilir. Destek geçilen 17.60'ın üzerinde olacak artık. 17.75 falan destek olabilir. Yukarı yönde 19'a doğru yaklaştıkça sıkıntı artacaktır. Çünkü tepeler orada oluştu kardeşim. Geçelim. Geçelim. Sırada Bitcoin var hocam. 9.500 dolarlarda. Burada da bir üçgen oluştu. Yani 8.100-8.627 diplerini birleştirirsek yukarı yönde de 10.078'den aşağı doğru 3 tane 4 tane tepe var. Bu tepeleri de birleştirirsek burada bir simetrik üçgen gibi bir durum oluşuyor. Ana görüntüye bakarsam 5.000-10.500 aralığında Tobo'nun sağ omuzu da oluşuyor diyebilirsiniz. Eğer çok olumlu bakıyorsanız grafiğe. 10.500'ün geçilmesiyle Tobo'nun ters omuz baş omuzun yukarı yönde 5.000 dolarlık katlanması gündeme gelir. O zaman hedef olarak 15.000 dolar civarı bir anda ihtimal ortaya çıkar. Alıcılar 10.500'ün üzerinde 11.000'e, 11.250 dolara kadar gidecek diye zaten gelirler. Simetrik üçgenin yüksekliği 8.100, 10.100 desek yaklaşık 2.000 dolar. 2.000 dolar. 2.000 dolar. Nereden kıracak? 3 aşağı 5 yukarı 9.700-800'den. Oradan kırarsa 11.700, 11.800'ü hedefleyebilir. Sadece üçgenin yüksekliği. Ama koptuğu zaman 10.500'ün bir geçilmesi gerekir. Sonra 11.000'in üzerinde tepe var, düşüşte oluşan. Orası karşısına çıkar. Ondan sonra 12.000 civarı, 13.000 civarı, 14.000 civarında tepeler var. Burası da sanki yukarı gidecek gibi gözüküyor. Destek 8.627. Koy 8.500'e stopu. Elinde varsa yukarı yönde bekle. Bakalım 10.500 de direnci geçilecek mi diye. Geçilecekse de o zaman tutacaksın biraz da. Evet, bir sonrakine gidelim bakalım. O zaman petrole bakıp hisselere geçelim hocam. Petrolde de büyük bir Tobo oluştu günlük grafiğe baktığınızda. Yani günlük grafikte de 33 dolar civarındaki 50 günlük ortalamanın üzerine çıktı. Boşluk 45 dolar civarında düşüşte oluşan. O bir gecede hani 11 dolar mı ne gitti falan filan bir şeyler oldu. O şey sırasında, anlaşmazlık sırasında, oradan sonra petrol fiyatları göçtü ya aşağıya. Şimdi yukarı yönde bir hareket var. Niye bu hareket? Ekonomiler tekrar normalleşme sürecine girerse ortam, ekonomiler en kötüyü gördü. Buradan sonra telafi sezonu başlıyor. Onun için de petrole ihtiyaç olacak diye önceden pozisyonlar alındı. Hala da yukarı yönde gidiyor. Şimdi baktık mı yukarı tarafta 36.94. Yuvarlayalım 37 diyelim. Aşağıda ne var? 33.99. 34 de oraya diyelim. 34-37 3 dolarlık yatay bir alan. Şimdi bunu yukarı yönde kırıyoruz. 37'nin altına gelmediği sürece 37.97 38'i gördü zaten. Yukarı yönde hedef 3 dolar daha yukarıya 37'nin üzerine 40 dolar civarı asgari olabilir. Teknik olarak böyle bir hedef tayin edilir. Yatay alanın yukarı yönde katlanmasıdır bu. Yani bir 3 dolar daha yukarı yönde kopma ihtimali yukarı yönde
kopma yönünde devam edecek demektir akım. 37'nin altına giderse tekrar, o zaman işler biraz tavsar. 36,5'ün altına giderse o zaman 37 tekrar direnç olur falan filan. 34,5-35 acaba denenir mi diye sıkıntı artar. Ama hem Rusya hem Suudi Arabistan, Amerika falan çok düşük fiyatlardaki bir petrol fiyatı da yani bu ülkelere de pek yarayacak gibi değil diye düşünüyorum. Amerika zaten kendi petrolünü kendisi üretir hale geldi. Yani Arabistan'ın kazancı burada, Rusya'nın kazancı burada. Siz fiyatları aşağı doğru çekerseniz o zaman nasıl para kazanacaksınız? Bir de buna bakmak lazım. Evet. Geçelim. Pozitif, yukarı yönde gidiyor hala. Ve hisselere başlayalım o zaman hocam. Çimentolarla başlıyoruz. Batı Çim. Valla pek takip ettiğim bir kağıt değil. Hı hı. Çok da likit olmadığını tahmin ediyorum. Yıllardır böyle. Bir zamanlar işte Bursa, Batı Çimento, şu bu. Yani herkesin geldiği yerler değil esasında ama öyle bilirim. Fakat yatırımcı da var, sormuş. Valla kardeşim direnç 3.10'da. Destek kırmızı ve yeşil renkli ortalamaların orada. 20 günlük 2.84, 50 günlük 2.77'de. Hemen altında 2.71'de dip var. Ben diyeyim 2.70 destek ve stop. Yukarı yönde de 3.10 direnci var. Geçerse 3.5 ve 3.71'e doğru hamle olabilir. Şu anda ortalamaların üzerinde olduğu için yukarı yönde gitmek için bir ihtimal hala var. Trend yukarı yönde. Onun için de müsaade edeceksin. Hı hı. Ha, almak istiyorsan desteğe yakın yerde al ki aşağısına stop koy. Zararın olası bir ters harekette az olsun zararı. Yapılacak iş bu. Geçelim. Bir başka çimento hissesine geçelim hocam. Çimsa var şimdi. Bugün biraz hareketlendi. Yani 8, 21'i, 25'i geçiyor. 30 kuruş falan yukarıdaydı. Çimentolara göre çok gerilerde kaldı. Yani bir ara 10.74 falan oldu ama bu kağıdın tepesi 15'lerde falan zamanında 2017'de. Sahibi olması lazım. Pek fazla likit bir yer değil. Mal toplanamadı belki de bilmiyorum ama biraz da pimpirikli galiba. Yani buraya girdiğin zaman büyük lotlarla burada horozu ürkütürsün. Yani tahtının sahibi olan büyük yatırımcılar pek fazla hoşlanmıyor bu tip hareketlerden. Başka biri gelip de hurra diye hisseleri toplama şeklinde büyük lotlarla alış yaptığı zaman. O zaman buyur sen götür kardeşim diyorlar. Siz de o zaman bekliyorsunuz. Destek 7.65, 7.60, 50 günlük 7.58'de, 7.55 stop deyin. Desteğe yakın yerde almak lazımdı ama şu anda 8.25 geçildi. Yukarı tarafta satıcı nerede gelebilir? 9.75, 9.86 tepeleri var. Demek ki 10 liraya doğru yaklaşırsa orada satıcı belirecektir teknik olarak. Ha, geçer, geçmez, geçemez diye bir şey yok. Geçebilir de. Alıcının gücüne bağlı orada işler. Ama görüntüye baktığın zaman 10 liraya doğru gelirken teknik olarak satıcı belirir diye düşünmek lazım. Ortalamaların altına giderse de stoplamak lazım. Yani her kağıt yukarılara doğru gitti. Bu aşağı gidiyorsa niye kalacaksın ki içinde? Geçelim. Hocam sırada Enka İnşaat var. Yani burası da bir şeyler verdi. 5.73 direnç var. 5.45'te destek var. Bu ikisinin arasına sıkıştı. 5.45'in hemen yanında 5.36 var. 5.36'nın altı stop bence artık. Yani yukarı gidecekse 5.36'nın altına inmemeli kardeşim. 5.73 geçilirse 6'ya doğru gider. Oralarda bence satıcı kısa vadede gelir. Tepeler 5.93, 6.11 demek ki 6 civarında bir satıcı kütlesi var. Esas tepe 6.20'den sonra.
kendi halinde tıpır tıpır öyle tıpış tıpış yukarıya doğru giden bir kağıttır yani. Devamlı yükselir. Ama çok hızlı yükselmeyebilir. Yani adrenalin isteyenler için pek de iyi bir yer olmayabilir. Hızlı hareketlere katılmak isteyenler, hızlı çıkışlara. Yani daha, 5 liradan 35 liraya gitmez. Daha adrenalinli hisselerimiz var zaten yeterince hocam piyasada, merak etmeyin. Evet, yani her yerde var zaten. Oldukça. Yatırımcı orada kendi kendisine girer çıkar, heyecan yaşayabilir. Burası biraz daha sakin bir yer. Geçelim. Geçelim. Sırada boş fren var hocam ama bir dakikamız var. İsterseniz kısa böyle bir toparlayalım. İki dakikamız varmış. Evet, tamam. Yani burada da 298 direnç, 300'e doğru direnç oluşuyor. 260 civarında da destek var. Yukarı yönde kırarsa 40 lira daha gider 300'ün üzerine. Demek ki 330'daki tepeyi yoklayacaktır direnç geçilirse. 260'ın altı biraz sıkıntılı olabilir. 50 günlük ortalama en son 255'te. Burada biraz daha vakit geçirirse 50 günlük ortalama 260'a doğru gelir. 260'ın altı sıkıntılı olur. likit olmayan bir yer. Böyle paldır küldür çok lotlarla girdiğin zaman işler senin aleyhine gelişebiliyor bu tahtada. Yani akıntıya uyacaksın kardeşim. Burada suyu bulandırmayacaksın bir anlamda. Evet. Sonra devre arası galiba. Devam ederiz grafiklerle. Sırada Doko var ama öncesinde kısa bir araya gidelim. Aradan sonra özellikle şişeyi çok soran var. Hepsi zaten listemizde ve bununla birlikte bir taraftan da spor hisseleri çok soruluyor. Bugün Galatasaray ve Fenerbahçe'de var ama öncesinde kısa bir ara. Asya borsaları nasıl kapandı? Avrupa borsaları günü nasıl tamamlayacak? ABD borsaları nasıl açılıyor? Günün açıklanan küresel çaptaki verileri ve etkileri neler? Tüm bu soruları sermaye piyasaları yöneticisi Muhammed Demir, Londra'dan alanında uzman kişilere soruyor. Muhammed Demir'in sunduğu Stüdyo Londra, hafta içi her gün saat 16'da Türkiye'nin ekonomi televizyonu Eko Türk'te. Halka halktan tanımaya hazır mısın bakalım? Hazırım Kerem abi. Hadi atla. Nereye gidiyoruz abi? Aa bak o sürpriz. Halk dediğin hevestir. Heves. Sürekli üretmek isteyen bir heves. Geldim Cemal Usta. Geldim. Bırak. Ya ağırmış be Cemal Usta. Kerem abi gayretiyle gurur duyan insandır halk. He? Halk buraya kadarmış demeden söyle şeyimiz. Yolu yeni yollara bağlayan. Yaz Ömer. Yazdım abi. Yolu yeni yollara bağlayan. Kerem abi. Eyvallah babacığım. Nedir halk? Sor bakalım gençlere. Yeni bir buluş, yeni bir fikirdir. Yaz yaz. Halk nedir biliyor musun? Azmini ateş etsin ya. Duydun. Duydum abi. Ömer, halk bağları sevgiyle, sadakatle örülü. Kocaman bir ailedir. Ya, kocaman bir aile. Biz bu ailede 83 milyon hep beraber varız. Halkın içinden geldik, halk için varız. Bak adımızda ne yazıyor? Önce halk, sonra bankayız. Hadi. Halk Bank. We'll be right back.
Borsa Teknik'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün günlerden Bay Teknik günü. Ve bakılacak hocam çok hisse var. Sırada Doko var. Sorulan da çok hisse var ama hepsine birlikte yetişemiyoruz. Ben size uzun bir liste atıyorum hocam malum ama 25'in de üzerine çok fazla çıkamıyoruz gün içerisinde değil mi? 400 hisseye de bakamıyoruz hakikaten yani. Canım 2 dakika harcasan 50 dakika eder yani. Zaten o şey bitti. Bitti. 25 olay bitti. Benim 25 hisse zor zaten üstü. Geç. Doko 462 tepe. 204'e kadar indi 649'dan maşallah. Ondan sonra diye tabii uçak sektörü falan yani havacılık sektörü uçaklar falan da gitti aşağıya. Türk Hava Yolları, Pegasuslar falan bayağı çöktü o düşüşte. Buradan 204, 462 çok sert çıktı yukarıya tavan. Zaten lotlar azdır burada pek de fazla herkesin girip çıktığı bir yer de değil. Buradan 311'e, 311'den şimdi 409'a bence hareketli ortalamalar 20 ve 50 günlük ortalamalar. Bakılması gereken orası. Demek ki 348 20 günlük yukarı yönde 363 50 günlük ortalamayı kesmeye geliyor. Keserse altın kesişme. Yani bir de böyle teknik analiz terimi olarak altın koşu falan dediler. Yani golden cross kardeşim, golden ram değil. Kesişme yani koşusu moşusu yok bu işin. O koşu başka yerde. Herkes kafaya göre tercüme ne diyor ediyor bu işleri neyse. Destek 348-350 diyelim. Onun altına inmediği sürece buralarda yukarı yönde 409 geçilecek mi geçilmeyecek mi ona bakacaksın. Geçildiği zaman 460 tepesi var 62. Hiç olmazsa 55-60'a kadar o zaman tutman lazım. Teknik olarak bir sonraki tepeyi test etmeye gelecek diye düşünmen lazım. Ha gelir gelmez. Ahmet Hoca kesin garanti verdi. Yok böyle bir şey. Ahmet Hoca kesin garanti verse zaten kendisi dalar çıkar her şeye. Öyle bir iş yok. Hayat da değişik yani. Fiyatlar da bir anda değişebiliyor. Yani buradaki şartlar da değişebiliyor. Ona göre kendini ayarlayacaksın. 462'nin üzeri o zaman işler biraz zorlaşır. Yani 500 lira civarında sıkıntı artar. Çünkü 500'ün altına gittiği anda çöküntü başladı. Büyük bir çöküş başladı. Çünkü 500 ile 570 arası dolanıp duruyordu uzun süredir. Sonra bir 649'a hızla gitti. Oradan bir anda patlattılar herhalde. Yani bir satış da geldi. Endeks 82.000'e doğru yollandı. Korona, morona, Covid-19 filan derken işler karıştı tabii bütün her tarafta. Yani endekste 124'ten 82'ye indi kardeşim. Yani kağıtların hepsi göçtü. Dediğim gibi hareketli ortalamanın üstünde kaldığı sürece kağıda biraz şans tanıyacaksınız yukarı yönde. Alacak olanlar da desteğe yakın. Yani hareketli ortalamalara genelde yakın yerlerde alımı düşünmeliler. Geçelim. Geçelim. Şimdi şöyle de bir... Holding. Evet ama şöyle de bir sorun var hocam. Burada... Şunu bir anlatmak istiyorum. Çok çok kısa vaktinizi alacağım. Siz hangi hisseleri soruyorsanız YouTube üzerinden ve Twitter üzerinden aslında biz tam olarak onları yorumluyoruz. Bir de şu yeni moda var. Perihan Hanım kendi hisselerini yorumlatıyor diye. Buna da hiç anlam veremiyorum. Hesabımda 25 tane hisse yok. Kimseye de hisse yorumlatmıyorum ama Doko'yu da hocam biliyorsunuz çok sık bakıyoruz. 10 kere baktınız diyorlar. Bakmıyoruz. Niye bakmıyorsunuz diyorlar. Burada inanın siz YouTube'dan ve Twitter'dan ne yazıyorsanız biz onlara bakıyoruz. O yüzden mümkün mertebe sorun. Biz de listeyi alalım. Bunu da artık açıklama gereği duydum. Ne yapayım bilmiyorum hocam yani. Son nokta buydu herhalde. Perihan Hanım kendi hisselerine baktırıyor konusu son noktaydı artık yani. Vallahi büyük bir portföyüm var o zaman Perihan. Yani bayağı bir kağıt taşıyorsun. BIST 100'e ben yön veriyorum. İstanbul Menkul Kıymetler bülteni gibi bir şeyim var. Portföyüm var herhalde yukarıdan aşağı A'dan başlayarak. Tabii. Onlar da katılsın. Yani onlar da, ben de anlamadım. Şimdi büyük kağıtları yapıyoruz. Hep büyük kağıtlar, büyük kağıtlar. Peki kardeşim, küçük kağıtlarla fazla uğraşmıyoruz. Yan kağıtlar dediğimiz kağıtlarla. Yatırımcı orada. Bu sefer onlar soru soruyor. Burada analiz yaptığımız zaman, grafiği attığımız zaman da bu sefer başka yerlerde Ahmet Hoca analiz yaptı, kesin bu gider. Bir de buna dönüyor iş. Evet, maalesef. Yatırımcı daha sonra beni arıyor. Sanifom diye bir şey. Ne alaka? Yani yatırımcı da var diye gösterdik. Bir süre sonra benim ismim kullanılarak orada bir takım operasyonlar çekilmiş millete.
Yani ismi bende. Soyadı K ile başlıyor vatandaşın. Baş harfi de S ile başlıyor. Yani benim pek alakam yok Sanifom'la falan filan. Pek de takip ettiğim bir yerde değil. Ama burada her gösterdiğimiz grafiği biz yani bunun bir şeyini yapmıyoruz. Yani söyle adını nasıl diyeyim işte bunu alın falan filan yani biz buradayız falan gibi bir durum yok. Sizler varsınız. Arada sırada grafik gösteriyoruz. O kadar. Doğan. Bende yok. Sende de yoktur. Kimse de yani. Gerçekten bilmiyorum. Yok. Ama Doğan istiyor adam. Peki baktık 1.98 direnç. 1.86 destek. Demek ki 12 kuruşta gidiyoruz geliyoruz. Yukarı yönde 12 kuruş giderse 2.10'a gider. 2.9'da da tepe var. Demek ki çanak tamamlanır o zaman. Satıcı gelir teknik olarak. Alır başını gider. Her şey mümkün. Ama teknik olarak normal şartlarda satış beklersin. 2.09-2.10'da. 1.86'nın altına çakılır. O zaman da 12 kuruş aşağı gitmesini beklersin. O zaman neresi olur? 1.74. Ortalama nerede? 1.77'de 50 günlük. Demek ki 1.74'e doğru gelirken 50 günlük karşısına çıkacak düşüşün. Öyle bir düşüş yaşanırsa. Hop diyecek nereye gidiyorsun? Son 50 günün maliyeti benim burada. 1.77'de alıcı gelebilir. 1.74 kırılırsa zaten sen merak etme 1.74 de tutmaz orada. 3 kuruşluk mesafede mi tutacak? O zaman daha da aşağı gider. Ama şimdilik görüntü itibariyle trend yukarı yönde. Kırmızı renkli hareketli ortalama 20 günlük 1.86 kağıdı orada tutuyor. Destek olarak orada. Geçelim. Geçelim hocam. Ege Endüstri'ye bakacağız şimdi. Ege Endüstri çok zor oldu geçen hafta. Bu da yok bende. Yani bir sürü hikaye hiç bende zaten bir şey yok yani. Ama Ege Endüstri nedir? Yatırımcının rüyası. 17 liralardan 7.171 mi olmuş? Vay kerata vay. Uçmuş gitmiş demek ki. 718 diyelim. Bir tane fazla galiba orada bir. Bir tane fazla olmuş doğru hocam. Oradan 82'ye endeks gelirken bu da 375'e. Devasa bir düşüş yaşanmış. Birileri uyanık davrandı. Hop diye 375'te kaptı. Şimdi direnç nerede? Şimdi direnç 581, 593. Demek ki direnç yaklaşık 585, 595 aralığında. Burası geçildiği takdirde yukarı yönde 650 ve üzeri hedeflenebilir. Fazla lot yok. Sığ tahta alanlar zaten 3 lot, 5 lot. Torunumu alıyorum, uzun vadeli alıyorum falan filan. Yani burada girip 1000 lot alıp bir yukarı bir aşağı indir bindir falan o biraz zor kardeşim. Destek nerede? Destek hareketli ortalamanın olduğu yerde. Kırmızı ile yeşil birbirine çok yakın. 545 lirada. 540'ın altı stop. 490'a gider mi gitmez mi diye biraz beklememek lazım artık. Yani yukarı yönde 593 geçiliyorsa da bekle kardeşim. Trende bak. 490, 590, 100 liralık. De ki orada bir çanak var. 100 lira yukarı giderse 690. Zaten 718'de tepe var. O zaman büyük çanak tamamlanır. Geçelim. Geçelim. Şimdi herkes çok sordu. Tukaş var ama hatırlatma yapmak isterim. 2 gün tahtası kapalı olacak. Bugün kapalı. Vallahi hiç alakam yok. Buraya topa da girmekle niyetinde de değilim. Başka bir kağıt daha var. Ona da topa girmedim hiç. Çünkü topa girdiğin zaman başka işler dönüyor. Bu kağıt 1.58'di kardeşim. Oradan aldılar haldır huldur. Bir anda bir baktık 6 lira oldu. Sonra verdiler. 3.60. Yani kağıdın gidişatını görürseniz merdiven basamakları türünde bir gidiş var. Bu da ben koydum bu şeyi. İsmi böyle her gün tık 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 yukarı doğru götürüyor birisi. Merdiven çıkar gibi. Sonra oradan bir patlatıyorlar. Bu bir sürü kağıtta oluştu. Böyle grafikleri merdiven basamağı gibi görürseniz anlayın ki
sonunda bir yerde gümbür paldır gidecek aşağıya. Yeteri kadar orada insanlar tepede alıcı olarak geldiği anda tahtadaki grup veya spekülatör veya kim işlem yapıyorsa herkese satışı yapıyor, çekiyor, gidiyor. Ondan sonra uğraş dur. 16.64 tepe, 7.38. Hadi diyelim bu 82 bine indi, korona krizi bilmem ne. Oradan tekrar 17.79. Şimdi baktığınız zaman 1.5 liradan 18 liraya giden bir kağıt. Endeks nereye gitti? Endeks 76 binden gele gele 100 bine geldi. Kağıttaki performans baktığınız zaman çok fazlaydı. Yani fiyata bakarsan. Ama oradan sonra şimdi de çöküntü yaşanıyor. Destek nerede? 7.5'ta. Durur mu? Onu bilmem. Tahtadaki yani bu şeyi hareketlenmeyi kim yarattıysa, oradan kimler satışa geldiyse, daha elinde ne kadar mal varsa onu da bilemiyorum. Yani 7.5 destek gibi görünüyor. Ama orada durur mu? O da ayrı mesele. Çünkü neyi neye göre karşılaştırdığınız önemli. 1.5 liraya göre 7.5 lira 5 katı demektir. Ama 18 liradan 7.5'a iniyorsa orada da %50'den fazla %60'ın üzerinde tepeden düşüş yaşanmış demektir. Yatırımcı burada kendi ipini kendi çekecek. Yani ben bir şey diyemem bu konularda. Çünkü bu tip yerlerde yani normal hareketler dışında fiyatlara kim sahipse, kimde lotlar fazlaysa, para kimdeyse, lotlar kimdeyse küçük yatırımcı maalesef mahkum. Ceviz kabuğu gibi dalga ne tarafa doğru gidiyorsa onun içinde çalkalanır durur yani. Yukarı yönde giderken bir yerlerde satmak lazım kardeşim. Ayrılmak lazım yani. Sonra tepeden aşağı taban taban giderken maalesef çıkamıyorsunuz maldan. Geçelim. Geçelim hocam. Örnekleri çok oluyor böyle bu sıralarda. Evet. Türk Telekom %1 dilimle. Burası da 7.50. Evet. Yani tırmanmaya çalışıyor ama biraz yoruldu galiba. Yani son çıkışlar pek o kadar aman aman güçlü bir hal de değil. 7.85 geçilmediği sürece sanki 50 günlük ortalamayı bir desteği deneyecek gibi gözüküyor. 7.23'ün altı o zaman 6.88'deki dibe bakılır. 7.85 direncinin geçilmesi halinde fiyatta o zaman 8.5-8.70 aralığı karşınıza satıcılarla dolu olarak çıkabilir, gözükebilir. Çünkü ana çanak tamamlanması 8.70'te. Yani tepki verdi, iyi tepki verdi de 7'ye kadar, 7'den sonra biraz ağır aksak gitmeye başladı. Geçelim. Vestel Beyaz Eşya bakıyoruz. Şimdi 23.82, 23.84 hocam anlık fiyatı. Boşluktan açıldı yukarı yönde 18'lerden itibaren. 18.50-19 civarından. Büyük bir boşluk. 24.80 dinleniyor. Yani ortalamalardan çok fazla uzaklaştı. Buralarda biraz dinlenme ihtiyacı duyabilir. Aşağı tarafta 20 günlük kırmızı renkli ortalama destek 21.35. Boşluk aşağı yönde tamamen 20'nin altına gelerek kapanmaz herhalde bu saatte. Burası da lotların az olduğu bir yer. Öyle paldır küldür bir sürü işlemlerin olduğu bir yer değil. Yani çok büyük lotlarla girip buralarda çok büyük beklentiler biraz zor. Bekleyeceksiniz yani o zaman. Böyle hemen kısa vadede haldoruldur. Yani tabiri caizse argo tabirle yedirmezler. Yani burada geleceksin hemen 5-10 bin notu alacaksın. 3 bin lira 4 bin lira 4 lira yukarı gidecek. Pataküte vuracaksın kaçacaksın. O biraz zor. Uzun vadeli beklersen karşılığını buluyorsun genelde. Yani geçmişe bakarsan 13.60, 28.20 sonra korona işte Covid-19 krizi endeks 82 bin
Bunun desteği 13.20'de 13.60'ın olduğu yerden bir kere daha aldı. Demek ki 28'e doğru gidebilir. Sıkıntı acaba boşluk kapanacak mı? Sıkıntısı var. Boşluk olmasaydı daha rahattı iş. Geçelim. Şimdi sırada Ereğli konuşacağız hocam. 8, 12, 13 anlık fiyatı Ereğli'nin. Vallahi bu da 8-18'de direnç yaptı kendisine. 8'e gelince alıyorlar. 8-18-20 civarında satıyorlar. Genelde endeksin yukarı gittiği günlerde gitmiyor. Endeksin düştüğü günlerde buraya geliyorlar. Buraya alıyorlar. Tutuyorlar bir anlamda, yani eski tabirle endeksi. Normalde yukarı doğru gitmesi lazım. Ama 8'in altı stop. Yukarı yönde 9-9,5 civarı. Yatırımcılarda mal varsa beklenebilir diye düşünüyorum. 20 günlük ortalama 50 günlük yukarı yönde neredeyse kesmek üzere. Yani 8'in altı, ortalamaların da altı demektir. Oraya stopu koyarsınız. Yukarı tarafta ortalamaların üstünde kaldığı sürece 8-18 geçilirse 8-38, 8-38 geçilirse o zaman 9'a doğru o hareketin devamını vagonda kalarak yararlanmaya çalışırsınız o hareketten. Geçelim. Geçelim hocam. Sırada Enerjisa var. Bu aralar çok konuşulan bir hisse oldu tabii. Evet, burayı da yani çanak tamamlandı. Teknik satışlar geliyor. 8-11 civarındaki çanak tamamlandı. 33'ü geçti. 33'e geldi. Tekrar 7-82. Bugün biraz daha yukarıda galiba ama çok da değil. 8-33 geçilmedi daha. Buralarda bir boğuşma yaşanıyor. 5.63'e inen hareket, 82.000 endekse inen, işte Covid-19 falan, o hastalıktan dolayı, salgından dolayı bütün kağıtlar gereğinden fazla indi. Yoksa trend yukarıydı ve şu anda hala yukarı. Toparladı kendisini, ortalamaların üzerinde, trend yukarı. Uzun vade ne olur? Uzun vadede beklersek hedef olarak ihtimaller şu ki, 8 ile 5.65 arası, hadi diyelim 5, 6 diyelim, 6 ile 8 arası 2 lira. 8'in üzerine 2 lira çanağa katlarsa 10 liranın üzeri, yani 10-10.5 arası hedeflenebilir mi? Hedeflenebilir. Kağıt ortalamaların üzerinde kaldığı sürece vagonda kal. Tren seni yukarıya doğru çekiyor, lokomotif. Bakalım gidecek mi 10 liralara doğru? Ama bugün yarın bekleme. Biraz zaman tanı yani hisseye. Biraz yatırımına zaman tanı. Alarm 7.64'teki 20 günlük ortalamanın altı. Onun altına gitmesin kısa vadede. En son nokta 7.23. 50 günlük ortalama. O yavaş yavaş tırmanır 7.5'a doğru. Kırmızıya doğru yanaşmaya doğru gelir. Ama 20 günlük 50 günlüğe göre daha hızlı fiyatı takip eder. Geçelim. Geçelim ve sırada Kortsa. Bunu da sordular. 11.67, 11.43 iki tane tepe var. Bu tepeleri birleştiren direnç çizgisi yukarı yönde geçilirse fiyat 11.67'yi önce yoklar. Orası zaten geçilir. Çünkü orada bir 10 lirayla 11.67 arasında ufak bir çanak görünümü var. 1,5 lira olsa o çanak, yukarı yönde 1,5'u koydun mu 13'e falan doğru gider o. Zaten 13-14 filan, 13,5 dipler, 13-14'te tepe filan, 14'e yakın yerde gene tepeler. Hedef sanki orası olabilir. Ortalamaların üzerinde kaldığı sürece burada da vagonda kalacaksın. Koltuğa yapış, inme trenden. Ne zaman inersin? 50 günlükte 20 günlük birbirine çok yakın. Hatta aynı. 10.89. Onun altına koy biraz stopu. 10.75'te mesela. Bu 10.80 olabilir, 85 olabilir. Sana bağlı. Yatırımcıya bağlı. 10.75 desek, onun altına inmediği sürece, stopun altına gitmediği sürece bekle bakalım. Bir şans tanı. Bakalım 14'e doğru tırmanabilecek mi? Yani buranın da hastaları var herhalde. Geçelim. Geçelim hocam ve sırada Pınar Süt. Sert hareketler çünkü likit değil. 5,5 liralardan beri yukarı gidiyor.
Bir zamanlar 20 liraydı. Yıllar öncesi sahipleri vardı. Tahtayı götürür getirirlerdi. Şimdi bilmiyorum. Günlük grafik ortalamaların üzerinde, yalnız çalkantısı fazla. Niye? Lotlar az. Yani 22.90'a gidiyor. Oradan neredeyse tabana iniyor. Sert bir şekilde. Demek ki tahtada birilerinin isteğine göre fiyatlar yukarı aşağı gidip gelebiliyor. Çünkü yeteri kadar paraya o tahtayı hareket ettirebiliyor. Çok büyük paralara ihtiyaç yok demek ki. Destek nerede? Vallahi destek 17.5 civarında. Yukarı tarafta da 22.5 direnç oluşturuyor. Ha, 17.5 büyük çanak yukarı yönde katlar mı? Katlayabilir ama onun için zaman lazım. Yani orası yaklaşık 9.5 lira. Yukarı yönde baktığın zaman 25-26 aralığını gösterir. Neredeyse 23'e getirmişler. Orası biraz fazla kaçtı kısa sürede. Uzun vadede olabilir. Ama garantisi var mı? Yok. Hı hı. Evet. Likit olmayan bir yer onun için çok fazla lotu kaldırmayabilir. Alımları büyük lotlarla. O zaman sahibi siz olursunuz, siz götürürsünüz. Ay ay, geçelim. Yatırımcıya halka arz edilmiş olur. Evet hocam, Tekfen. Tekfen evet. 16.42, yani diyorum 3 liradan 27.40'a geldi. 2017 senesinin başında 3 lira civarındaydı. Oradan satışlar geldi. 16.42, 20.60. Böyle kanal içi tepki hareketi. Tavsiyeler alın. Bizde de tavsiye uzak durun. Niye? Aşağı tarafa gidebilir. Zaten o kanalın altına indi. Ortalamanın da altına indiği anda salgındı, şuydu, buydu derken bir anda 12'ye doğru sarktı. Şimdi dip yapmaya çalışıyor 11 civarında. Yani 11, 14, 57, 12, 83. Çok ufak bir çanak var burada. 12, 80, 14, 50 arasında. Kaç kuruş burası? Yaklaşık 1,5, 1,70 falan, 1,80. 1,80'i 14,50'nin üzerine katladığın zaman 15,30, 16,30 falan. Demek ki oradaki boşluk kapanabilir. 17,5'ün biraz altında boşluk var ya. Orası kapanabilir. Ama yukarıdan 27,40 ve 20,60'ı tepeleri birleştiren bir çizgi çekeceksiniz. Orası sizin majör direnç çizginiz. O da muhtemelen 16.5-17 civarında. Eğer çıkış yaşanırsa burada 1.5, 1 lira 80 kuruşluk falan, onu yakalayacaktır orada. Orada satıcı gelir. Biraz zamana ihtiyacı var. Bunun eğer 11 lira baş olup 16.42 sol omuzsa tekrar 20'lere gidecek, 20'lerden geri gelecek, sağ omuzu yapacak falan da filan da, orası biraz zaman yer. Geçelim. Geçelim hocam. Şimdi sıradaki hissemiz Alarko ve Şişe vardı ama Şişe geldi. Şişe 5.16.5 zaman da geçiyor. Bu tepeleri birleştiren çizgi yukarı yönde kesilirse, aşılırsa yani, o zaman bekleyin. Nereye kadar? 5.5-5.60 civarındaki tepelerin yoklanmasına bekleyeceksin. Destek nerede? 4.66'da. Yani 50 günlük ortalamanın orada. 4.60'a stop koy. Oranın altına gitmediği sürece bakalım 5.5-5.60'a doğru gidebilir mi diye bakacaksın. Alarm nerede çalar? Tepeleri birleştiren o çizginin yukarı yönde fiyat tarafından geçilmesiyle alarm çalar. Alarm zilleri. Alışa gidiyoruz diye. Geliyoruz diye. Geçelim. Geçelim o zaman. Şimdi sırada alabiliyorsak Alarko'yu alalım. Otokara geçtik. Otokarda da 141.60 direnç göründüğü kadarıyla. Oradan bir aşağı doğru geliyoruz. 130 civarında desteğimiz var. Normal şartlarda 130 civarının altı sıkıntılı olur. Alarko'ya geçersek 5.33'te direnç var. 5.33 geçilirse 6 civarında tekrar satıcı gelir. Tepe 6 ile 6.40 arasında bayağı hisse kaldı herhalde insanlarda, yatırımcılarda. Onlar kaçışmak için 6 liraya doğru, 6'nın üzerine doğru hareketlenme olursa oralara doğru, 6 ve üzerine doğru orada gelir kaçmak için. 5.33'ü geçtiği zaman alıp satanlar da 6 civarında satar. Ama destek nerede? Destek 4.75'te. 72'de 50 günlük ortalama orada. 4.70'in altı stop.
oralarda alım yapanlar için önce ilk hedef 5.33, son 33, sonra 6 civarı olur. Desteğe yakın yerleri kollayın alım yapmak için. Genelde böyle yapılır işler teknik olarak. Geçelim. Ben de geçelim istiyorum ama yönetmenim de hocam ufak ufak isterseniz geçmeyelim der. Tabii Oyak vardı, Galatasaray, Fener ve Aksa vardı. Bugün kalan hisselerimiz bunlar olmuş oldu. Galatasaray yukarı gidiyordu. Fener de yukarı gidiyordu her ikisi de. Yani bunlar, Fenerbahçe'nin şansı biraz daha az. Galatasaray, Trabzon, işte Başakşehir arası, Sivas arasında yukarıda dörtlüde bir maçlar oynanacak. Bakalım şampiyon kim olacak? Esas mesele Şampiyonlar Ligi'ne gitme. Dert burada yani. Çünkü para orada. Ama Şampiyonlar Ligi oynanmazsa o zaman yandı gülüm ketenel var. Geçelim. Herkese iyi günler dileyim ben. Size de efendim, size de hocam. Çarşamba günü dört gözle bekliyoruz sizi. Ama bu eksik olan hisseleri siz zaten Twitter'da paylaşıyorsunuz değil mi hocam? Atarız, evet. Tamam. Oraya atarız o zaman, oradan bakarlar. Çok teşekkür ederiz. Yine grafiklerinize, ağzınıza sağlık hocam. Çarşamba günü görüşmek üzere. Hadi bakalım. Efendim ve böylelikle Borsa Tekniğe de noktayı koymuş olalım. Yarın yine aynı saatte sizlerleyim. Herkese bol kazançlı bir gün diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.